Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahhamtana inneke entel cevadul kerim. Bizleri yoktan var eden, bize sayısız nimetler lütfeden, bizi yüce kitabımız Kur'an ile buluşturan, alemlerin Rabbi Allahu Zülcelal'e sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz, rehberimiz, en güzel ahlak sahibi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, televizyon ekranlarında bizleri izleyen kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Bugün inşallah Çanakkale zaferi ve şehitlik ruhunu vaazımızda işleyeceğiz. İnsanoğlu için hayat çok önemlidir. Sahip olduğu bu hayatı vatan için, bayrak için, din, namus ve mukaddes için vermek ise bir erdemdir. O açıdan Çanakkale ruhunun iyi anlaşılması, Çanakkale ruhunun nesillere iyi aktarılması gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Çanakkale zaferinin 107. yılını idrak ettiğimiz bugün de özellikle bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allahu Zülcelal onların mekanlarını âli eylesin. Bizi de onların yolundan ayırmasın kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz yüce kitabımız Kur'an-ı Mübin'inde buyurur ki: Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yansurkum ve yuthabbit akdamekum. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır, sabit kılar. Diyeceksiniz ki kulun Allah'a yardımı nasıl olur? Allah'ın dinini samimiyet ve ihlasla yaşayan, Kur'an'ı hayatına hakim kılan, namusunu çiğnetmeyen, ezanını susturmayan, bayrağını indirmeyen kişi Allah'a yardım etmiştir. Allah'ın dinini yaşama niyetiyle canını, malını, her şeyini ortaya koymuştur. İşte böyle davranan müminlere de Allah Azze ve Celle yardım edeceğini Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresi 7. ayette apaçık bir şekilde beyan etmektedir. Aslında baktığımızda Allahu Zülcelal cenneti bizim canlarımız ve mallarımız karşılığında lütfedeceğini, daha doğrusu müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldığını Tevbe suresinde şöyle beyan eder. Bismillah. İnna Allaha ishtara minel mu'minina enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara cenneti verme karşılığında satın almıştır. Yani mümin cenneti ister ve arzular değil mi?
Cenneti istemeyen, arzulamayan bir mümin asla düşünülemez. Elbette ki dünyada her şeyi elde etmek için nasıl bir bedel ödeniyor ise, cenneti elde etmenin bedelini de Allah-u Zülcelal Tövbe Suresi 111. ayeti kerimesinde malınızı ve canınızı Allah yolunda vereceksiniz. Onun için şehitlik peygamberlikten sonra çok yüksek bir mertebe. Şehit ölürken can çekmez diyor alimlerimiz ki hadis-i şeriflerde de beyan buyuruluyor. Yani şehidin ahiret alemine göçmesi diğer insanlar gibi değildir. Şehitlerin Allah katındaki mertebesiyle ilgili ayetleri biraz sonra beyan edeceğim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bu konuda ne buyurmuş, onların üzerinde duracağız. Tabii ki değerli kardeşlerim, Çanakkale destanı yazılırken işte bu şuurdaki büyüklerimiz, dedelerimiz, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz, namus çiğnenmez diye Çanakkale'ye koştu. Tabii orada çok kolay bir mücadele olmadı. Düşünebiliyor musunuz? Bir metrekare toprağa 6000 merminin düştüğü, yüz binlerce düşman ordusunun Osmanlı'yı bitirme, İstanbul'u işgal etme, Boğazları ele geçirme hedefiyle yamyamlaştığı, insani değerleri kaybettiği, vatanımıza, milletimize saldırdığı bir ortamı düşünün ki, işte o ortamda değerli kardeşlerim, yüce ecdadımız, dedelerimiz büyük bir destan yazdılar. Çanakkale geçilmez dediler. O, ecdadımızı kendine düşen görevi en güzel şekilde yerine getirdi. Canını, malını, her şeyini verdi. Tabii baktığımız zaman İtilaf devletleri dediğimiz İngilizler başta olmak üzere Çanakkale'ye çıkarma yapan birliklerin 410 bin kadar İngiliz, 79 bin Fransız ve diğer milletlerden gelen askerlerle birlikte 700 bin rakamını geçtiğini görüyoruz. Tabii burada tarihçilerin tespitlerine göre Anadolu'dan, İslam coğrafyasından, Balkanlardan cihat şuuruyla Çanakkale'ye koşan yaklaşık 253 bin vatan evladı Allah Allah diyerek canını Rabbine teslim etti ve vatan bölünmez şuurunu bizlere gösterdi. Allah hepsinden razı olsun, makamları âli olsun. Tabii resmi istatistiklere, Genelkurmay'ın istatistiklerine baktığımız zaman yaklaşık bu 214 bin olarak tespit edilmiş. Ama bazı tarihçilerimiz döndükten sonra aldığı yaralardan dolayı evinde, vatanında ruhunu teslim edenlerle birlikte rakamın 400 binlere ulaştığını ifade eden tespitler de var. Yani yüz binlerce vatan evladı, her biri bizim dedemiz, her biri bizim annemiz, ninemiz, kadınımız, kızımız, her biri vatan uğrunda hiç endişe etmeden, gözünü kırpmadan, Allah diyerek cepheye koşarak canlarını teslim etmişlerdir değerli kardeşlerim. İslam tarihinde ve bizim tarihimizde Bedir'in ve Çanakkale'nin inanın çok benzerliği vardır. Biliyorsunuz Bedir Harbi varlık ve yokluk cihadıdır. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de çadırda ellerini açıp Allah'a bir dua edişi vardır. Değil mi? Hazreti Ebu Bekir diyor ki radıyallahu anh, Allah Resulü kendinden geçti.
Öyle yalvarıyordu ki Rabbine, üzerindeki cübbesi arkaya düştü. Ya Rab diyordu, bir avuç İslam ordusunu mağlup mu ettireceksin? İslam davası bitecek mi ya Rab? Eğer bu İslam ordusu helak olursa senin dinini, senin yüce kelamını, yüce ismini kainata kim öğretecek ya Rab diyordu Bedir'de. İşte Allah-u Zülcelal Nebisinin alemlere rahmet, gönüller sultanı Efendimizin bu yalvarış ve yakarışı neticesinde Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Ali İmran ve Enfal suresinde geniş anlatımı var değil mi? Binlerce meleğin indiğini görüyoruz Bedir'e. Çanakkale'de de bu ruhu görüyoruz. Yani oradaki komutanlarımızın, oradaki erimizin, her bir kademede cihad eden kardeşlerimizin müthiş bir aşkla Allah'a yönelişini görüyoruz. Ve ya Rab, İslam'ın son ordusudur bu. Bu ordu yenilirse senin dinini kim koruyacak? Tazarrunusunu, niyazını, duasını Çanakkale'de duyuyoruz değil mi? Onun için Akif, milli şairimiz Mehmet Akif, Allah rahmet eylesin, şöyle diyordu: ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi. Yani bir varoluş mücadelesidir Bedir, bir varoluş mücadelesidir Çanakkale. Nasıl ki İslam'ın devamı Medine-i Münevvere'den kainata, bütün insanlık alemine yayılışı Bedir zaferi ile tecelli etmiş ise, Çanakkale zaferi de Kurtuluş Savaşı'nı hazırlamış, Anadolu'da milli mücadelenin başlamasına bir zemin oluşturmuş, Müslüman Türk milleti, vatanım bölünmez, bayrağım inmez, ezanım susmaz şuuruyla Çanakkale'de bir destan yazmış değerli kardeşlerim. Tabii bu destan yazılırken bu manevi güç nereden geliyordu? O manevi gücü o günkü dedelerimiz nereden alıyordu? Başlangıçta dedik ya, şehitlik ruhunu, şehadeti gönüllere nakşetmemiz lazım. Yeni nesillere iyi öğretmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, işte Çanakkale'de bu ruhu veren Kur'an-ı Mübin'de ve hadisi şeriflerde şehitlerle ilgili müjdelerdir. Nedir şehit? Vefatı esnasında ahiret alemindeki gideceği yere bizatihi gördüğü için, o mekanları seyrettiği için gören anlamında şehit. Allah Resulü ile birlikte şahitlik edeceği için şehit. Rabbinin büyük nimetlerini göreceği için şehit. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ya: مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا. Yani cennete giden, cennet nimetlerini gören, oradaki mükafatın büyüklüğünü seyreden, onu tadan hiçbir kimse dünyaya bir daha dönmek, dünya nimetlerine şöyle geri dönüp bakmak istemez. Ancak şehitler 10 defa bu şehadeti tatmak ister. Niçin? Lima yara minel kerame. Allah'ın onlara lütfettiği, Allah'ın onlara verdiği ikramı, izzeti, ihsanı, güzellikleri görünce şehit şöyle der: Ya Rab, ya Rab, ne olur
beni dünyaya bir daha gönder. Bir sefer değil, 10 defa can vereyim. Değerli kardeşlerim, can vermek kolay mı? Elimize bir diken batıyor, bir ateş değiyor, hemen ah ediyoruz. Hemen can acısıyla bir feryat koparıyoruz. Hatta büyük acılarda feryat daha büyük oluyor. Ama canını veren, kanını akıtan bu şehit diyor ki, "Ya Rab, ben 10 defa tekrar bunu tatmayı, tekrar sana canımı vermeyi, senin uğrunda şehit olmayı istiyorum. Beni dünyaya gönder," diyor. Hatta ilginç bir hatıra dinlemiştim çok değerli bir hocamızdan. Rusların Kars'a, Erzurum'a saldırdığı dönemde esir alınan Mehmetçikler bir kısmı idam sehpasında, tabi istihbarat bilgileri istiyorlar. Vermeyen Mehmetçik vatanını satar mı? İdam ediliyor. Onlardan bir tanesi sürekli böyle dudağını yalarmış. Biri diyor ki, "Kardeş, hep dudağını yalıyorsun. Nedir bunun hikmeti?" "O bende kalsın," diyor. "Yok," diyor, "ben bunu öğreneceğim." Israr edince diyor ki, "Ruslar bizi esir aldı. İki Mehmetçiği yanımda idam sehpasında şehit ettiler. Beni de idam sehpasına çıkardılar. Boğazıma urganı taktılar. İki meleği gördüm insan suretinde. Bana bir tas şerbet getirdiler. Dediler ki, bu şehadet şerbetidir, iç. Tam böyle," diyor, "dudağımı götürdüm, değdim. O esnada durun denildi. Bir baktım ki bir bayrak sallanıyor. Meğerse esir değişimi için bir görüşme başlamış. Ben," diyor, "o iki kardeşim şehadeti tattı. Ben o esir değişimi neticesinde geri ülkeme döndüm. O şehadet şerbetine dudaklarım değdi. Hep o hatırımda. O kadar lezzetliydi ki, o kadar güzeldi ki, o tadı unutamıyorum," diyor. Bakınız kardeşlerim, şehidin cenneti gördükten sonra 10 defa dünyaya gelip şehadeti istemesi, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden bize boşa anlatılmamıştır. Bu hakikatleri idrak etmemiz lazım. Materyalist, maddeci, egoist düşüncelerle bir yere varamayız. Maneviyatın kaybolduğu, maneviyata güvenmediğimiz, Allah'ın nusretine, yardımına inanmadığımız bir yerde maddi güçlerle işleri halledeceğimizi zannetmeyelim. Mümin Allah'a güvenecek, mümin şehadetin sırrına erecek ve şu ayeti kerimedeki hakikati kalbinde idrak ederek yaşayacak. Bismillah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Sadakallahu'l-Azim. Ali İmran Suresi 169. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Aksine onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Yani onlar özel bir iltifat, nimet, bolluğu içerisinde cennette yaşıyorlar, buyuruluyor ayeti kerimede değerli kardeşlerim. Tabii milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Nasıl ki Anadolu'nun bize açılması 1071'de Malazgirt zaferiyle Alparslan'la gerçekleşmişse, Allah ondan razı olsun, Rabbim gani gani rahmet eylesin. Nasıl ki orta çağ yıkılmış, yeni çağ başlamış, İstanbul İslam'ın başkenti olmuş Fatih Sultan Mehmet döneminde, işte Çanakkale zaferiyle de Anadolu İslam ve Türk yurdu olarak kalmaya devam etmiştir. Onun için değerli kardeşlerim, Çanakkale bizim açımızdan bir destandır. Ve bu destanı yeni nesillere aktarma görevi de bizimdir. Batılı hep şunu düşünmüş.
Neyi düşünmüş diyeceksiniz hocam? Bizim Avusturya'ya, Viyana'ya kadar gelip bizi korkuya sevk etmenizi asla unutmadık diyorlar. Hatta biz 232 yıl öncesi o yaşadığımız sıkıntıların intikamını alacağız diyorlardı. Ve ünlü bir Alman Profesör Neumark diyor ki, Neumark belgeleriyle konuşayım, ey Türkler, Batı sizi asla sevmeyecek. Siz değil layık olmak, Hristiyan bile olsanız onlar sizi benimsemeyecek. Zira sizin atalarınız Allah Allah diyerek Avrupa'nın içlerine kadar akıncılar geldi. Batı'ya bu korkuyu yaşattınız ya, Batı bunu unutmadı. Bunun intikamını almak için elinden geleni yapacak. Ne zaman güçsüz olursanız bunun bedelini ödeyeceksiniz diyor Alman Profesör Neumark. O açıdan değerli kardeşlerim, güçlü olmak, beraber olmak, bu vatanı, bu milleti, bu bayrağı, bu mukaddes değerleri korumak için yeni neslimize, gençliğimize, geleceğimize Çanakkale ruhunu aşılamak, şehadetin ne yüce bir mertebe olduğu duygusunu vermek, ama bunun yanında da düşmanlarımıza karşı en güzel savaş araçlarını, savunma sanayini geliştirmek görevimizdir. Ben diyorum ki bu milletin yükselmesi, bu ülkenin güçlenmesi için kim bir çivi çakıyorsa, bir tuğla koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Tabii televizyon ekranlarında izleyen kardeşlerimiz belki bilmeyebilir ama Ostim'de, İvedik'te en az 10 yıl vaaz ettim. Hatta orada meşhur bir sözüm vardır. Üreten her kardeşime dua ediyorum. Ama ihracat yapan, ülkenin güçlenmesi için daha çok çalışan kardeşlerime özel iki defa dua ediyorum. Ekranlardan diyorum ki tüm ülkemizden ve şu anda bizi yurt dışından da izleyen kardeşlerimize, bu güzel ülkeyi, işte şehitlerin yadigarı, emaneti olan, al bayrağımızın dalgalandığı, hürriyet ikliminde ezanımızın okunduğu, elhamdülillah değil mi? Ne kadar güzel huzur içerisinde namazımızı kılıyoruz. Hatta bugün paylaşımlara baktım. Bir hocaefendinin şu paylaşımı çok hoşuma gitti ki onu Kınalı Ali'yi anlatacağım size inşallah. Diyor ki, kurbanlık koçların kınalandığı gibi Mehmetçi vatanın bölünmez şuuruyla, cihat anlayışıyla cepheye gönderen ana da kuzusunu kınaladı. Niye? O günkü Anadolu'daki anamızın, anneannemiz, babaannemiz, işte o günkü anamızın şuuru şuydu. Yavrum diyordu, git vatana kurban ol. Zira din vatanda yaşanır. Zira namus vatanda muhafaza edilir. Öyle değil mi? Vatanın yoksa nasıl yaşayacaksın? Vatanın yoksa namusunu, izzetini nasıl koruyacaksın? Onun için hubbul vatan minel iman hadisi şerifi, hadis olmamakla birlikte şu hadise bağlı olarak Acduni'nin Keşful Hafası'nda geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz, Mekke-i Mükerreme'den ayrılırken büyük bir hüzün içerisinde, ah Mekke, senden ayrılmak zorunda kalmasaydım ayrılmazdım buyurmuş. Onun için bir kelam-ı kibar olarak, bir güzel söz olarak, hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır hakikati ortaya çıkmış. Onun için dinimizi yaşayacağımız, hürriyet ikliminde cuma namazımızı, bayram namazımızı, beş vakit namazımızı kılacağımız, camilerimize coşkuyla gideceğimiz bir vatanımızın olması büyük bir nimet. İşte iffetimizi, namusumuzu, aile düzenimizi koruyacağımız
vatanımızın olması büyük bir nimet değerli kardeşlerim. Şu anda Ukrayna'dan çıkan 3 milyonun üzerindeki insanların ekranlardaki sıkıntısı herkesi rahatsız etti. Keşke Suriye'den çıkanların, Afganistan'dan çıkanların, Myanmar'da can verenlerin sıkıntısı da insanlığı, Birleşmiş Milletleri biraz rahatsız etseydi. Keşke insanlık, dünya milletleri bir araya gelseydi de kimse vatanından uzaklaşmasın, herkes hür ve hürriyet içerisinde yaşasın deselerdi. Ama değerli kardeşlerim, güçlü olmadığınız zaman kapitalist düşünceye sahip, egosunu tatmin edemeyen insanlar zalimleşiyor. İnsan zulme meyyal olduğu zaman inanılmaz sıkıntıları kendi cinsine yaşatabiliyor. O açıdan güçlü olmalıyız. Milli manevi duyguları gençliğimize aşılamalıyız değerli kardeşlerim. Hani Akif diyordu ya, şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarmış ufacık bir karaya. Düşünebiliyor musunuz? Yüz binlerce insanla saldırdılar. Çanakkale ve İstanbul Boğazı işgal edilecek. İstanbul elimizden alınacak. Ruslara istedikleri kadar yardım gönderecekler ve milletimizi bitirecekler. Oysa inanmış, şehadetin yüceliğini kavramış, vatana, bayrağa, namusa değer vermiş bizim ecdadımız, demin okuduğum ayeti kerimedeki şuurla, yine Bakara suresindeki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Ayeti kerimeye ibretle bakarsak, Cenab-ı Rabbul Alemin وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ. Allah yolunda öldürülen kimselere sakın ölüler demeyin. Peki nedir? بَلْ اَحْيَاءٌ. Onlar diridirler. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Siz farkında değilsiniz diyor Cenab-ı Hak. Yani benim katımda onlar diri. İşte bu şuura inanan, bu gerçeği bilen, bu ayetten ilham alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifine gönül veren, insanların en üstünü Allah yolunda canıyla ve malıyla cihat eden kimsedir hadisinden ilham alarak bizim ecdadımız, bizim büyüklerimiz Çanakkale'ye koşmuşlar değerli kardeşlerim. Hatta Mehmetçiğe nereye gidiyorsun denildiğinde çok ibretli bir söz. Arı burnunda bal yapmaya gidiyorum diyor. Yani bal yapmaya gitmek ne demek? Canını vermek demek. Bakın Mehmetçik canından, malından hiç endişesi yok ve cepheye Allah Allah diyerek koşuyor. Öyle bir şuur ki, Bismillah, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipi Kur'an'a beraberce sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Ayeti kerimesinden ilham alarak ecdat, değerli kardeşlerim, birlik ve beraberlik şuurunu Çanakkale'de en güzel şekilde yerine getirdi. Bugün dış güçler birbirimize düşürmek istiyor. Efendim işte sen şusun, sen busun, ırkımızı, dilimizi devreye sokarak bölmek istiyor. Halbuki bizi birbirimize bağlayan, kenetleyen en önemli duygu iman kardeşliğidir. Mümin kardeşliğidir. Allah bizi dinde kardeş kılmıştır. Bakınız, bu savaşta Bağdatlı, Kudüslü, özellikle 19. Tümen Anafartalar'da
Arap taburları var. Rakamlar vereceğim. Mehmetçik'le, yani Anadolu'nun insanıyla kol kola yine Haçlı'ya karşı savaşan Kürt civanları, Bosnalılar, Balkanlardan gelen kardeşlerimiz var. Her biri öyle bir mücadele veriyor ki, yani ben Bosnalıyım, ben Arnavut'um, ben Kürt'üm, ben Türk'üm, ben Arap'ım demiyor. Allahu Ekber nidasıyla Allah'ın dinini, vatanı, bayrağı koruma niyetiyle koşuyor. Bakınız kardeşlerim, ben Avrupa'yı çok iyi gördüm. Uzun süre görev yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Almanya'dan Fransa'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, birçok ülkeye hiç vizesiz, efendim, sorgusuz, sualsiz geçiyorsunuz. Ya bunlar bu kadar rahatlarda. Biz niye hep sınır ördük? Neden neyi bölüşemiyoruz duygusunu ister istemez taşıyoruz? Oysa biz birdik, beraberdik ve o beraber olma şuuruyla o destanı yazdık. Bugün değerli kardeşlerim, bu birliğe, bu kardeşliğe, yani Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var. Allah düşmana fırsat vermesin. Eğer güçlü olmazsak bizi bir yudum suda boğarlar. Bunun farkında olalım. Mesela Çanakkale'de 551 Halepli, Elbap'ta 96, Elbaplı 96 şehit var. Tabii Anadolu'muzun her yerinden şehit var. Yani baktığınız zaman büyüklerinize sorun Allah aşkına, bizim aileden kaç şehit var diye sorun. Ve bu hakikati hepiniz göreceksiniz. Çok ilginç olan nedir biliyor musunuz? Tarihi verilerle söyleyeceğim. O günün meşhur liseleri var. Galatasaray, Balıkesir, Kayseri, Erzincan liseleri, Sivas liseleri gibi 1914-15'te bu liseler mezun veremiyor. Düşünebiliyor musunuz? 100 binin üzerinde yetişmiş üniversiteli ve liseli bir milletin geleceği olan doktoru, mühendisi, öğretmeni, imamı, yani bir topluma hizmet edecek okumuş kesim Çanakkale'de vatan bölünmez diye can veriyor. Allah onların hepsine gani gani rahmet eylesin. Ahmet Rıfkı Bey'i bilirsiniz. Vefa Lisesi'nde öğretmen, bir müdür kalmış, diğer öğretmenlerin tümü cepheye gitmiş. Derse girdiğinde selam veriyor. Bütün öğrenciler hocalarını adeta protesto eder gibi kafayı yere koymuş, selam almıyor. Diyor ki, ben size Allah'ın selamını veriyorum. Niye selam almıyorsunuz? Ses yok. Tekrar ediyor. Bir delikanlı kalkıyor, diyor ki, muallim efendi, muallim efendi, biz müdüre gittik, cephede savaşmak için, yaşınız küçük dedi. Oysa senin yaşın müsait, silah tutabilirsin, cepheye gidebilirsin. Sen burada gelmiş, bize öğretmenlik yapmaya, bize farklı davranmaya kalkıyorsun. E ama diyor, ben size işte medeniyet dersi öğretiyorum, yabancı dil öğretiyorum. O delikanlı diyor ki, muallim efendi, vatan elden giderse, bayrak inerse, ezan susarsa, öğrettiğin medeniyet dersinin, öğrettiğin yabancı dilin bize ne faydası olacak? Önce bize vatan lazım. Tabii Ahmet Rıfkı biliyorsunuz, hemen koşuyor müdüre, dilekçesini yazıyor. Bir tecik anacığı var. Selahaddin Efendi, bakkal, mahallenin bakkalı, yaşlı da kadıncağız. Diyor ki Selahaddin Efendi'ye, anam sana emanet. Ben cepheye gidiyorum, anam ne isterse ver, gelince ödeyeceğim. Uzatmayayım, vaktim çok dar. Tabii cephede mücadele ederken şehadet şerbetini içiyor. Künyesi, saati, çok da az bir parası annesine gönderiliyor. O yaşlı kadın
yavrum mezarında borçlu yatmasın diye bakkal Selahaddin Efendi'ye geliyor. Diyor ki borcumuzu ödeyelim. Ana diyor senin okuma yazman yok, borç çok büyük. Sen komşu kızı Gülşah'ı getir de onunla birlikte hesaplayalım. Tabii bakıyorlar ki defter epeyce dolu. Ama en sonunda kırmızı kalemle yazılmış bir cümle var. Borcunuz Ahmet Rıfkı'nın Çanakkale'deki kanıyla ödenmiştir. Helal olsun. Hoşnut olunuz, gönlünüz rahat olsun diyor. Tabii gözyaşları hem bakkal Selahaddin Efendi'den hem anacığından. İşte düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? 100.000'in üzerinde üniversiteli ve liseli Çanakkale'de, daha hani deriz ya bıyıkları terlememiş delikanlı. Bunu söylerken hep aklıma Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh gelir. Medine'nin yakışıklı delikanlısı. Resulullah'a öyle bir teslim oldu ki Medine-i Münevvere'yi Efendimiz'e hazırladı. Asla hiçbir kimse kendini küçük görmemeli. Beni dinleyen genç kardeşim, ibret al buradan. Senin büyüklerin, işte bizim büyüklerimiz, 100.000 rakamı az değil. Bakınız örnek verdiğim liselerden hiç mezun yok. Ama bugün benim liselim aynı şuuru taşıyamıyorsa, milli manevi değerlere sahip çıkamıyorsa hep birlikte bu kaygıyı taşımamız lazım. Bu neslimizi muhafaza sadedinde ne yapmamız gerekir diye sorgulamamız lazım. Değerli kardeşlerim, o açıdan o neslin ruhunu iyi kavramak gerekiyor. Akif ne diyor? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O ruku olmasa dünyada eğilmez başlar. Hakikaten bir mümin ancak ve ancak Allah için eğilir, Allah için başı yere koyar. Onun dışında asla düşman karşısında eğilmez. Ve nihayetinde Anadolu'nun insanı, Balkanlardan gelenler, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden koşanlar, her biri değerli kardeşlerim, Çanakkale'de destan yazmışlardır. Öyle manzaralar var ki inanın insanın gözünü yaşartıyor. Mustakem mevki komutanı Cevat Paşa Çimenlik bölgesinde bir Mehmetçiyi görür. Evladım yaralı mısın? O yiğit Mehmetçik vakur bir şekilde hayır kumandanım der. Kumandan baktığında Mehmetçiğin iki gözünü kaybettiğini, kendisini göremediğini fark eder. Evladım, dik gözlerin görmediğinin farkında mısın? Der ki, üzülmeyin kumandanım. Gözlerim göreceğini gördü, sonra kaybettim. Çünkü Queen Elizabeth gemisinin batışını gördü. Onu gördüm ya diyor. Göreceğimi gördüm ve nihayetinde gözlerimi kaybetmek hiçbir şey değil. Değerli kardeşlerim, Çanakkale ile ilgili ecdadımızın öyle büyük destanları var ki, mesela Elazığ'dan, Palu'dan Ali dedemizin hatırası, bir şarapnel parçası geliyor, sağ tarafını götürüyor. Kumandan Alman geliyor, diyor ki Ali'm ölmeyeceksin, çok seviyormuş. Çünkü Anadolu delikanlısı, vatan için, mukaddesat için her şeyini veren mert bir Mehmetçik o. Ölmeyeceksin. Diyor ki kumandana, kumandanım
bırak yakamı. Resulullah karşıda beni bekliyor, ben gidiyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Resulullah beni bekliyor, ben gidiyorum. Diyor ki Ali, var mı bir vasiyetin? Benim bir Hüseyin'im var. İşte Palu'nun şu köyünde. O sana emanettir, biraz sonra Allah diyerek gidiyor. Rabbim şehadetini makbul eylesin. Bizlere şefaatçi kılsın o büyüklerimizi. Tabii iyi bir dost ki gidiyor memleketten o Hüseyin'i alıyor. Münih'te okutuyor. Ve ilginç olan bu Müslüman Türk evladıdır. Bunun dini değerlerini, milli değerlerini öğrenmesi için bir hoca bulmalıyım diyor. Ve Münih'e gelen Kazak Türklerinden, Kazak Müslümanlarından bir hoca efendi bulup ondan dini eğitim aldırıyor. Alman. Ve bu Hüseyin efendi, hikaye uzun da bitiriyorum hemen orayı. Siyasal bilgileri okuyor. Dışişleri Bakanlığında görev alıyor. Onun evlilik hadisesi çok geniş anlatılıyor da, o kumandan şu sözü söylüyor, bir yabancı ile evleneceğine karar verince diyor ki, evladım Hüseyin, sen Müslümansın ve Türksün, kendi değerlerine sahip çıkacak çocuğun olduğu zaman ona senin değerlerini öğretecek bir anne adayı bul. Biliyor musun ki benim kızım da sana aşıktı ama seni minnet duygusuna sokmamak için hiç dile getirmedik. Ve o Hüseyin Bey de düğün davetiyesini yırtıyor ve kendisine sahip çıkan o Alman'a da kadir şinaslığını gösteriyor. Yine Alman kumandan Liman von Anders bir Mehmetçiğe soruyor. Diyor ki, evladım niçin savaşıyorsun? Niçin savaşıyorsun? Allah rızası için. O işte Alman kumandan ne diyor? Allah rızası için savaşan bir milletin evlatlarını kimse yenemez. Çünkü maneviyat her şey demektir değerli kardeşlerim. O açıdan hem İngiliz Churchill hem Hamilton şu itirafta bulunmuşlardır. Biliyorsunuz yargılanmışlar. Türklerin bir şeyi kalmamıştı. Niçin Çanakkale'yi geçip İstanbul'u teslim almadan geldiniz? Biz Allah ile harp ettik. Tabii ki yenildik itirafında bulunmuşlardır. İnanıyoruz ki işte okuduğum ayeti kerimedeki hakikat önümüze geliyor. Nedir o? Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı sabit kılar, sizi zafere ulaştırır. Muhammed Suresi ayet 7. İşte Çanakkale'de bu gerçekleşti. Çanakkale'de o ruhaniyetin neticesinde Seyit Onbaşı, Allah gani gani rahmet eylesin, hepinizin bildiği hadise, değil mi? Topun mermisini kaldıracak ama vinç kırılmış, 256 okka, yaklaşık 275 kilo, bir insanın gücünün yeteceği bir şey değil. Nidal Ali Çavuş diyor ki, Seyit Onbaşı'nın kemiklerinin çatırdadığını duydum, kaldıramazsın dedim. Ama o öyle inanmıştı ki, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyordu. Güç ve kudret ancak Allah'ındır. Hani وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayetinde ifade buyurulduğu üzere öyle inanmıştı ki, işte Seyit Onbaşı adeta savaşın kaderini değiştirdi. O inançla, o imanla bir insanın normalde kaldıramayacağı top mermisini topa sürerek İngiliz gemisini batırdı ve işlerini bitirdi. Bu anlamda değerli kardeşlerim, Çanakkale bir destandır. Çanakkale'nin destan oluşunu ayetlerle ifade etmeye çalıştık. Değerli kardeşlerim, şu ayeti kerimeden de lütfen ilham alalım.
kendimize gelelim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçek anlamda iman etmiş iseniz, üstün olan sizsiniz. İmanın, Allah'a inancın değerlerini taşıdığımız zaman, Çanakkale gibi destanlar yazılacaktır. Ezan-ı Şerif başladı. Rabbim bizlere Çanakkale ruhunu anlamayı, ecdadın bize bıraktığı değerlere sahip çıkmayı lütfeylesin. Başkumandanından erine, hastanesinde koşan hemşiresine, o gün vatan bölünmez, bayrak inmez, namus çiğnenmez diyerek canını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları minnetle yad ediyorum. Ya Rab, düşman çizmesini bu ülkede gösterme. Vatanımızı böldürtme. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak nesiller yetiştirmeyi bizlere lütfeyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.